Spiderman tyT B kitapçı 6. sorudayız arkadaşlar. Bakalım günlük hayatta karşılaşılan genleşme ve büzülme, büzülmenin etkisinde gerçekleşen olayları örnek olarak 3 tane örnek vermiş. Hangileri verilebilir diyor. Öncelikle genleşme nedir, büzüşme nedir onu bir hatırlayalım. Maddeler ısıtıldığında içerisindeki parçacıkların hareketleri yani kinetik enerjileri ve bunların arasındaki mesafe artmaya başlar. Şimdi maddenin sıcaklığında meydana gelen bu artış hacminde artışa sebebiyet veriyor. Biz bu olaya genleşme diyoruz. Tam tersini düşünelim. Madde ısı kaybettiğinde dolayısıyla sıcaklık azaldığında maddenin hacminde azalma oluyor. Bu olaya da büzülme diyoruz. Şimdi bir düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi. Şimdi bakın düzgün olan yaz aylarında sıcaklık artışı söz konusu sıcaklık arttığında bir genleşme olacak ve tren rayları ne yapacak? Bükülecek yani art, doğrudan mesela belli bir madde hacim artışında bir bükülmeye sebebiyet verecektir. Bu örnek verilebilir. Yazın elektrik tellerinin kışa göre daha sarkık olması. Evet arkadaşlar aynı şekilde genleşmeden dolayı teller genleşir ve sarkar. Bu da örnektir. Fakat dikkat edin. Bir baloncuğun elinde kaçan balonların yükseklere çıktıkça şişmesi. Şimdi arkadaşlar şöyle kabaca bir balon çizelim. Bu arkadaş yükseklere çıktıkça basınçla alakalı bu hatırlayalım diye söylüyorum. Şimdi yükseklere çıkıldıkça Açık hava basıncı ne yapıyor? Azalıyor. Balon bir esnek cisimdir. Hatırlayalım. Esnek cisimler dış basınçla iç basıncını eşitlemeye çalışıyordu. Bunda nasıl yapıyordu? İçindeki basınca P gaz desem arkadaşlar ters orantılıdır. Ne ile? Hacimle. Dolayısıyla <laughs> iç basıncının yani içteki gazın basıncını azaltmak isteyen balon yani esnek cisim ne yapacak? Hacminde artışa gidecektir. Dolayısıyla dış basınç azaldıkça iç basıncı da azaltabilmek için balonumuz ne yapacak? Hacmini arttıracak. Dolayısıyla iç basıncı da azalmış olacak. Bu olay dış basınç iç basınç yani basınç konusuyla alakalıdır. Örnek verilebilir diyor. Bu arkadaş örnek verilemez. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar.